İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıntılar için bir telefon bağlantısı yapacağız. NTV ekibinden Sinan Kunter karşımızda. Sinan. Ahmet, kısaca hatırlayalım ne olmuştu. 6 Şubat günü İstanbul Adliyesi'ndeki polis noktasına iki terörist silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Polis saldırıdan hemen sonra bu iki teröristi ölü olarak ele geçirmişti ve yapılan araştırmada bu kişilerin DHKFC bağlantılı olduğu anlaşılmıştı. Hemen üzerine başlatılan soruşturma ve operasyonla daha o gün 25 ayrı adrese baskın düzenlendi ve 40 kişi gözaltına alındı. Daha sonra emniyette alınan ifadeler doğrultusunda bu gözaltı sayısı 96'ya yükseldi. İşte o gözaltına alınan 96 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirildi, sağlık kontrolünden ve şimdi de adliyeye sevk edildi. Soruşturmada görevli olan iki başsavcı vekili olmak üzere toplam 35 savcı var. Bu kişiler adliyenin 7. katındaki terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü. Adliyenin o katında geniş güvenlik önlemleri alındı. Tabii DHKPC bağlantısı olması teröristlerin bu konuda daha fazla güvenlik önleme alınmasını sağladı. Bu kişilerin emniyetteki ifadesi sona ermiş demiştik. Şimdi de adliyedeki ifadeleri alınacak ve adliyedeki ifadelerinin sonucunda da haklarında bir yargılama kararı ve tutuklama kararı çıkabilir. Bu süreçte takip ediliyor olacak. DHKPC üyesi olan iki kişi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç İstanbul Adliyesi'nin C kapısına bir silahlı saldırı düzenlemişti ve o silahlı saldırıya polisler karşılık vermişti. Olayın sonucunda da bir vatandaş Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmişti. 3 polis, 6 kişi de yaralanmıştı. Sinan Kunter aktardı.